Herkese merhaba değerli arkadaşlar. Her yeri yeşertiyoruz. Yavaş yavaş yeşelleniyoruz. Şimdi. Yani oksijenle ilgili bir sıkıntımız yok ama şu ısıtma olayını çözmemiz lazım. Bir de sebzelerimi toplayayım ya. Abi her yerde bir ürünümüz var. Şimdi şurada ballar vardı. Onları da alalım. Bayağı bir mal var. Şimdi. Asittir. Ama bu böyle olmaz kardeş. Dur. Yukarıya bir gideceğim. Gabağla. Bu gabak. Bu da gabak. Tamam. Patlıcan case'ini doldur. Çok güzel. Şimdi. Başka fasulye var mı lan? Ha, kabak yaptık bunu değil mi? Doğru. Şöyle yapalım o zaman. Şimdi 2 sıra daha bal alacağım. Yani ürün biriktirmekten yana sıkıntı yaşamıyoruz da şu kaliteli yemekten yapalım mı bir? Dur bakayım. Biraz doldurayım o kaliteli iyice oraya. Altı tane daha yapacağım. Bir, 2, 3, 4, 5, 6, 'da çevirelim abi. Çevrilmiş halde dursun elimizde. Hiç gübremiz var mı? Yani gübre K2 için buraya biz şey koymamış mıyız ya? Burada bir miktar yosun var. Burada hiç yok. Şimdi bir su içelim. Dol dol. Evet. Şimdi yani gübre için falan yer yapmam lazım. Onu da demir lazım. Gübre K2. Şurası bakteri bak. Yosun ve suydu değil mi lan bakteri? Evet, yosun ve su. Sonra mutajen. Şöyle gübre K2'miz var. Bir dakika. Gübre K2 için bir chest yapalım. Patlayıcı toz için bir chest yapalım. Bir de biyoplastik için chest yapacağız. Elimizde demir yok. 2, 3 tane chest yapacağım aşağı şimdi. Yani bir şekilde buraları yapmamız lazım hocam. Buna gübre K2. Tamam. Buna da mutajen. Üç su, üç yosun. Önce bakteri yapacağız abi. Yani hocam yapabildiğimiz kadar ne kadar su çıkar ki? Bizim stoktakini de 2 sıra. Ya bacak bir şey yok. Bol miktarda bakteri ürettik. Şu gübre K2'yi alalım. Patlayıcı toz için chest'imiz yok. Yani benim bir chest daha yapmam lazım. Patlayıcı toz. Yazalım üstüne de. Şimdi. Şimdi bizim mekanlardan gidip mal toplamamız lazım da. Bir tane oranyumum var abi. Bu nedir ya? İricimler boş. Kobalt fena değil. Ya bayağı malzeme toplamam lazım reis. Kesinlikle malzeme toplamamız lazım. O zaman şuradan çıkalım abi. Bir mal toplamaya gidelim. Malzemeleri çok kullanınca da mal bitiyor. Bir şeyler bulacağız, toplayacağız. Bizim şurada bir çalışan bir cihazımız var abi. Oraya bir gidelim. Maden çıkarma işi bayağı başımıza bela olacak. Evet. Tamam. Bu kobaltın bu full. Bu full. Bu değil. Tamam. Bu doldu. Koy. Silikon bir tane mi çıkmış lan? Vay anasını ya. Olsun. Titanyum, 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 titanyum ve alayı demir. Akvaryum K1 geldi. Akvaryum K1 geldi ama biz mal toplayacağız. Akvaryumluk işimiz yok daha. Devam. Şimdi iridyum madenine gireceğiz. Sonra çıkacağız. Sülfür madenine gireceğiz. Burayı bayağı orman yaptım ha. Belki yerlerde bir şeyler burada varsa. Chesticker malzemesini al abi. Yani en azından çantayı doldurayım abi. Yani buralarda pek bir şey görünmüyor. Şu mağarayı iyicene bir inceleyelim de. Ulan ballıyım ha. Neyse bir şeyler topladık. Şimdi gidelim. Bunları yerine koyalım değil mi? Bu çok önemli bir şey. Ne topladıysan kar. Önce şu case'e gel abi. Ok. Gel kobalta. Güzel. Bu buraya. Şimdi bak. Devre kartı olmadan akvaryum yapamam. Ulan. Devre kartını yapmaya başlayacağım. Tamam. Malı boşalttık değil mi? Ulan şu uranyumun nerede olduğunu değil, madenini bir bulsam. Derdimiz maden zaten. O madeni bir bulsam ben rahat edeceğim de bulamıyorum işte. Çift sülfür makinesi var burada. Buraya bir daha gelecek. Uranyumu bulamadım. Obsidyen olayını çözdük de. Oğlum bu mavi hiç hoşuma gitmedi benim, geliyor. Güzel. Şimdi buradan lan oğlum. Ya hocam. Heh. Nereye düştü lan o? Nereye düştü o? O koca bir kaya düştü bir yere ama nereye? O kayayı bulmamız lazım. Nereye düştü o? Ağaçlar bizi pert etti abi. Görüyor musunuz siz? Ben bir bok görmüyorum. Devam. Ha, iridyumla ilgili 2 tane maden var da işte dediğim gibi bunları toplam meselesi. karşımıza ne çıkarsa dolduruyoruz. Maksat çanta yarım kalmasın. Sonuçta malzemelerin hepsini kullanıyoruz abi. Oya da bu şekilde. Hadi gidelim o zaman. Devre kartı isteyecek ama devre kartı sıkıntı abi. Sülfür falan vardı değil mi bende? Önce şu katı bir dağıtalım o zaman. Ciddi manada materyallerle ilgili ciddi sıkıntılar yaşamaktayım şu an ya abi. Bildiğin gibi değil. Şu an bayağı sıkıntı yaşıyoruz materyallerle. Yukarı. Şimdi ben gübre yapacağım ama 2 patlıcan bir sülfür. 2 patlıcan bir sülfür içiyorsun. Benim evimde içiyorsun var mı lan? Ver hepsini. Şimdi şuradan tarlalara geçelim abi. Mecburen bu şekil yapıyoruz. Yosun. Topla. Çantaya sığar herhalde ya. O kadar çantada o kadar dolu değildi yani. 2-3 tane daha sığacak. Azıcık da gübre yapalım. Patlayıcı tozlar niye orada duruyor? Onları ver bakayım bana sen. Ver onları bana. Bak onların kasası burası. Yukarı gidip biraz patlıcan alayım ben ya. Herhalde sorun çıkmaz diye düşünüyorum. Laboratuvarımıza gidelim abi. Ulan yine yukarı gideceğim ya. Bir miktar sülfüre ihtiyacım var fakat K2'ye geçerken kabağa ihtiyacım var ve metan tüpüne ihtiyacım var. Mutajen K4 burada. Mutajen K2'yi nereden yapıyorduk lan? K2 yapabilmem için K3 bakteri, nitrojen, sülfür. Aa! Şu okey lan. Şimdi dur önce dur. Patlıcan değil. Sülfür alacağım, sülfür. Sevda yolunda. Hadi bakayım. Ok. Dur daha dur. Patlayıcı toz için iridyuma ihtiyacım var. Bir miktar iridyum alayım abi. Yani üçer beşer olmak zorunda değil. Yani case'i doldurmak zorunda da değilim abi. Yeterli bence. Güzel. Mutajen için kullanabiliyoruz sülfürü. Metan tüpü ihtiyacımız var ve 5 tane metan tüpü çıksa benden var ya. Allah çıkar. Nitrojen tüpümüz var çok. Mutajen K2 yapabilmem için bakteri lazım, nitrojen tüpü, sülfür lazım. Dur. Mutajen K2. Bu arada ben mutajen için chest koymamışım ki. Mutajen. Ben niye yaşadım lan? Kalan sülfürleri de alsan oğlum. Dur. Sülfürlerin hepsini de bitirmesek bari ya. Bayağı da bir sülfürüm varmış lan. Yaz. Mutajen. Şimdi hemen bunun yanına bir tane daha chest koyalım abi bir tane daha. Gel. Şimdi K3 yapacağız. K3 yapmamız için bize ne lazım? Şu pembe tüplerden lazım biraz. Bir de baktı. Allah cezanı vermesin. K3 mutajen. Yani elimde bulunsun hesabı yapıyorum şu an. Şurada metan tüpü. Oo, buraya metan tüpü için işim yok. Bu tüpler sıkıntı abi, bana metan tüpü. Dur bakalım ya, şu gaz çıkartan makinelere bir gideyim. Baboş. Nasıl hayvan üretecek acaba? Vallahi yaptık bir şeyler ya. Şimdi bakteri üretmem lazım değil mi? Su şişesi ve evet. İyi. Sülfür var. Patlıcan olmuştur da, yosun da var, patlıcan da var lan, dur. Şey, sülfür istiyorum değil mi? Metan tüpü olsa daha iyi şu an bizim için. Hani gübre K2 bir tane var da. Şu hayvan... Şu biyokütle ekranına bir bakabilir miyim? Yani böcekleri çok daha hızlı arttırmam lazım ya. Zeolit, biyoplastik, gübre K2. Bir tane gübre K2'miz var da. Şuradan bir tane mutajen al. üste bir çıkabilir miyim ya? Ne istiyordu bu pezevenkler? Gübre de var, larva da var. Sıra dışı larva var. Sıradan larva var. Tam sıradan larva olsun, sorun değil. Gübre. Şunları dizelim abi. Bize bir kelebek larvası yapsın. Ne çıkarsa bahtımız abi. Böcekleri arttırmak zorundayım. Bu böcek artacak hocam. Bunun başka açıklaması yoktur lo. Yani böcekleri arttıralım ama. Hadi oğlum. Verecek bir 200'lük, 250'lik bir kelebek verecek. Yapacak bir şey yok abi. Hadi. %100'ümü ne verirse artık Allah bereket versin modundayım. Yapacak bir şey yok. İzeolit, biyoplastik yapacağız. Biyoplastik yapabilmem için şuradan bana 2 mantar verin abi. Bir de silikon. Bak şimdi. Bir de buraya gel. Bir tane K2 gübrem var değil mi lan benim? Ve 2 tane 3 tane koyalım oraya ya. Şimdi ürün bolluğu olmayınca da bir şey yapamıyorum abi. Çeşitlilik lazım. Mecburen. Yemek yiyelim lan. Yemeğimiz bitmiş. Kata gidip bakalım ya. Biraz daha öğretebilirim. Güzel. Ham maddeden sıkıntı yaşıyoruz da. Bol miktarda kumaşımız var. İpek zaten kendiliğinden dolar. Şimdi mutajen Biraz az oldu. Onun için metan tüpüne ihtiyacım var. Dur bir gaz çıkarıcıya bakayım ya. Bakterimiz var mı? Bakteri yok. Ama bir miktar bakteri yapalım. Lan gübre K2'de de bir metan tüp istiyordu la bu. Hem de 2 metan tüpü. Ulan şansa bak ya. Neyse en azından şundan yapayım biraz. Su şişesi. Biraz bakteri yapalım abi. Bakteri bitti yine. Az bir bakteri yapak. Tamam. Biraz gübre yapabilirim. Sülfürüm var hazır. Gübre için sülfür, patlıcan ve yosuna ihtiyacım var. Patlıcanlar olmuştur zaten. Şunların hepsini ver bana. Oğlum her yerden larva çıkmaya başladı da işte. Biz böceği arttıracağız da hayvan yapacağız. Nasıl olacak o iş çok merak ediyorum. O bitkisel planktonları nereden alacağımı bilmiyorum ki. Mis gibi oldu ya. Tamam. Şu ikisini şuraya koy. Patlıcanları en üst kata götürüp koyalım. Dönerken de mantar alalım. Lan mantarı niye alıyor ki? Lan aşağıda yetişmiştir. Silikon ver bana biraz. Sekiz tane verdiğini düşünürsek. 9 tane verdi. Neyse. Biyoplastiğin yeri nereydi? Şura mıydı? Ha, buraymış, tamam. Abi hazır 3-5 tane bulunsun yani. Chest'leri fullleyecek halim yok. Şimdi bu akvaryumu yapmanın bana bir manası yok. Yapınca zaten poka yaramayacak. Isıtıcı K5 buradan açılıyor değil mi? Biyo kütleye arttıracağız. Peki biyo kütle tam olarak nasıl artar? Böcekler ve bitkilerle artar. Doğru mu? Şimdi bitkileri arttırabilirim. Bitki artarsa art. Bitkiler zaten çok yavaşlamış. Bak böcekler oynuyor yine ufak ufak. Hani bir kelebek daha koysam, değil mi? Bir kelebek daha koysam zaten yeterli seviyeye gelmiş olacak. Fakat burada bir sıkıntımız var. Bir kelebekle daha olayı çözeceğiz. Bir kelebek, bak bir taneyle. Ama burada çok önemli bir şey var gençler. Bitkileri hızlandırmamız lazım. Bitkiler 1250 diyor hayvan herif. Abi K2 gübre yok elimde ya. Artık var. Ama şurada DNA dizmemiz lazım. Ağaç. Mutajen, mutajen K2 ve ağaç kabuğu. Çok iyi. Bak şöyle. Mutajen. Mutajen K2 ve ağaç kabuğu. Abi seni bir dizileyelim. Sen bundan bize bir tane yap. Biz gübre yapacağız K2. Kaba aldım. Ha, yosun. Oh. Bakterimiz var mı lan? Ne olur olsun. Ağaç kabuğu süper alışım. O metan tüpünü de aşağıda bir yere koyalım ya. Bakalım bizim tohumu sentezlemiş mi bu? Hadi oğlum. Döverim seni. Ha K2. Nulha kullanıp duruyorum. Nulha'da da hep aynı ağaç çıktı. Sinir oldum. Mutajen K2 ne zaman açılıyor abi? Neye göre açılıyor ama? Böcekleri arttırınca açılıyor. Tamam. O zaman biraz daha kebelek yapacağız demektir bu. Gel. Zeolüt K2 gübre, biyoplastik parçası. K5 geldi. Ver biyoplastiği. Üstümde mutajen var mı? Üstümde mutajen var. Bir tane siyah gübre ver bana. Yukarıda da larva var. Artık ne verirsen. Şey versin. Ananı avradını. Isıtıcı dörtlerin hepsini parçalamam lazım. Bir kelebekli arabası da yapabilirim aslında. Çünkü biyoplastiğim de var, gübrem de var. Yukarıdan bir zeolit alacağım, o kadar. Ağaç kabuklarını kendi chest'ine bırakayım. Elimde bir bakteri var. Ama böyle yapacağız bak. Bakteriyi yerine koy. Diz bakalım. Abi hayvanların artması lazım. 125 de bu iş olmaz ki. Bana 500'lükleri lazım bunların ya. Bekle Allah bekle. Gel oğlum. Şimdi bunu dizeceğiz. Bir tane daha bundan koyacağız. Ne açıldı? İmeo kelebeği açıldı. İmeo kelebeğini nasıl yapıyoruz abi? Mutajen K2 ile yaptım. Mutajen K2 açılmadı ki. Hadi ballısın yine lan. Buradan çıkalım hemen karşıya. Tertemiz. Şu makine iyileştiriciyi koyayım diyorum bu kelebeklerin oraya ama makine iyileştirici de dünyanın malzemesini isteyecek şimdi benden. Ne istiyordu o? Oh. Aa, en önemli işi unuttuk. Isıtıcıları parçalayacağız. Çok iyi. Gel. Gel. Tamam. Bu kadar parçalanmışlık yedir. Isıtıcı K5'i koymak için neye ihtiyacımız vardı abi? Aa, 3 tane süper alaşım çubuğuna. Çok güzel. Gönder, gönder. Şunu da gönder, şunu da gönder, şunu da gönder, şunu da gönder. 3 etti. Bir şunu aldık. Yetmez ki bu ya. Dur bakalım, deneyelim. Belki mi yeter? Bir süper alışım eksik oldu. Bir makine daha yıkabilirim oradan da. Dur yukarıdan süper alışım alayım ya. Çok ineceğiz çıkacağız burayı belli. Ver bir tane üstüne. Bak şimdi bu sıcaklık 538 basınç 35 diyor. Şuna bak. Sıcaklık 4000 falan yani. Oha yani. Elektrik kullanımımız. Oh yeah fuck man. Yardır. Gelmişken bir karnımızı doyuralım. Oğlum bu büyük mü lan bu kadar? Vay anana avradını. Burası çok ağaçlık. Dev. Tamam. Şimdi bir dakika. Oğlum çok iyi lan. Tamam, 3 tane lazım zaten. Altı, 7, 8. Tamam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir tane süper alışım. Aşağı ineceğiz. 2 tane mühim alacağız. Bir tane süper alışım. Ok yeter bu bana. Bunları bir çevireyim de daha makine kıracağım. Bana bir süper alışım çubuğu daha lazım. Bütün ısıtıcıları kır. Fazla patlayıcı tozumu koyayım oraya da onlar lazım olacak bana. Şimdi şuradan bir alüminyum al. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Bir tane fazla. Bunu da gidip çubuk yapalım. Güzel. Şimdi patlayıcı tozumuz var. İridium çubuğumuz var. 1, 2, 3. Tamam, bunları aldık. Ama 3 tane şeyi yapmak... Oğlum bundan 3 tane yapmak. Abo yandık ya. Vallahi billahi bundan 3 tane yapmak var ya, ölüm ya. Tamam. Şimdi bir alt kata ineceğiz. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Bir tane yapalım abi. Bir bundan. Bundan iki tane al da. Bir bundan. Bir bundan. Bir bundan. Bir tane bundan. Bir tane de bundan. Bok yaparsın 3 tane. Evet. 1. Kaçar tane yapacağız? 8 tane yapacağız abi. Yandık ya. 1, 2, 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. Çok ciddi mal yakıyoruz ha. Hı. Tamam lan, dörtlü yap. Malzemelerim azalıyor abi. Malzemelerim, bu süper alışımı yapma eziyetini geçtim. Malzemem çok azaldı. Şimdi bir üçlü bir dörtlü yapacağız. Gel. Ulan olacağına bak ya. Demir bitecek. Bir tane fazla al. Bir demir kalacaktı zaten. Yukarıdaki son demiri de al. Hadi ama. Ulan süper alışım bilmem nesi isteyip duruyorsun. Anamızı ağlattın ya. Bak bunları git şimdi K5 olarak koy oraya. 3 tane bak o makine arttırıcıyı bir koyacağım oraya. Sıcaklık artıyor. Abi böcekleri arttırmam lazım. Böcek. Kelebek yapacağız abi. Bence kelebek yapmayacağız. Kelebekleri şu makineden yapacağız. Malzemesi var elimizde diye biliyorum. Böcek arttırıcı kapsülüm var mı ki benim? Oksijen arttırıcı kapsül var. Bitki arttırıcı kapsül var. Şimdi böcek arttırıcı kapsül olmadığı için oksijen arttırıcı kapsül olarak kullanabiliriz. K3 10 yanına bir tane daha şey koyabilirim. Aa, soba unutmuşum lan orada, dur. Yine düşüyor bir şeyler. Şimdi böcekleri arttırmak zorundasın Furkan. Biyoplastiğim az kaldı, bir tane kaldı diye hatırlıyorum. O yüzden tek kelebek yapacağım. Gelmişken şuradan bir tane zeolit. Kaki gübre. O ne lan? Tamam. Şimdi hocam, bir gübre, bir mutajen. Hemen üst kata gidiyorum. Sağa zahmet, bağa eziyet. Bir larva. Sen bunu dizmeye başladın. Evet, diziyor. Güzel. Şimdi K2 gübre yapacağım. Yosunum var mı lan benim? Yok. Ben devre kartı nasıl yapacağımı biliyorum artık. Tamam, bizim kelebek hazır mı la? Olma mı? Dışarı çıkalım. 2 dakika şunu bir kuralım abi. Böceği arttırmam lazım abi. Mutajen K2 gelmedi hala. Kabak, kabak. Bana kabak lazım, kabak. Ba bir kabak. Kabak. Tam bir tane. Ananı. Bir tane mutajen yukarı. Bana bir sıradan larva ver abi. Şunu bir sardıralım. Hadi bakalım. Bana oradan bir %125'lik bir şey daha ver. Bundan sonrasında bir roketleri göz atacağız. Neler atabiliyoruz, neler atamıyoruz. Elimizde ne var ne yok. Atabildiğimiz roketler bizim için avantaj abi. Yani atabildiğimiz her roket bizim için avantaj. Atabilirsek ne mutlu bize. Roket atmam şart. Roket atacağım. Yukarı gideceğim. Yiyecek seviyesi düşük. Okey. Hadi oğlum. Allah bereket versin diyoruz. Zeolit, zeolit. Ya bu zeolitle başımız belada ha. Tek tük kullanmaya çalışıyorum ama. Attık. Bir şu roketlere bir göze takmıyor ya. Ne roketlerimiz var, ne yapabiliyoruz. Şimdi. Dört tane süper alışım. Önce bunu atacağım abi. Önce bunu atacağım. Lirma tohumu, ağaç kabuğu, iki tane süper alışım. Motor. Bir tane de gübre. Hadi git. Bir tane süper alışım yapmam lazım da dur. Mutajen bakteri örneği ağaç kabuğu. pulsar kuvarsını yapabiliyor muyum? Sen ciddi misin lan? Allah bilir ne istiyor. Bak kesin var ya zeolit meolit istiyordur. Biz onu yapamayık. Harbiden pulsar kuvarsını buradan yapamıyorum. Nereden yapıyorum? Osmiyum. Al işte. İridyum, uranyum, siyolit, osmiyum. Ananın nikah. Oğlum her şeyi aldım. Motoru almadım. Bir tane de oksijen arttırıcı atalım abi. Hadi bakayım. İki tane süper alışıma ihtiyacım var. Demirim ne kadar benim? Al işte. Bunun için boş. Zeolit, alüminyum, demir, silikon, nitrojen, biyoplastik. Ebenin... Hadi atalım. Sıcaklık. Zaten silikon da bitti. Süper alışım yapabilsem bir roket daha atıyorum da. Basınç arttırıcı. Bunu da gönder. Sıcaklık ve basınçta büyük sıkıntı var abi. Makine yapacağız abi bunun için yani. Artıyor ama böcek dağıtıcı roket açılıyor da ta nerede? Şimdi benim çok ciddi bir sıkıntım var abi. Yüce bir konumuna bağlı olarak bitkisel plankton ve balık yumurtası toplar. Oh yeah! ...250'de açılıyor. K4, amfibi canlı çiftliği. Oğlum ne oluyor lan? Dünyalaştırmaya dönün lan ya. Açtılar da. Oğlum hala da... Bak. Nükleeri çözmüş değiliz. Alet ne zaman açılıyordu, ne zaman açılıyordu? 155 ppm'de açılıyor. Oksijenin artış hızı iyi o zaman. Tabii şu an için. Evet. Ya şimdi bak. Silikonum yok. Şu K1 nerede lan? Var ya. Bu. Langır lungur malzeme çıkaran bir şey, herhangi bir yere koysam da aynı altı çıkaracak zaten. Ulan işime gelir ha. Mantıklı lan. Yapabilirim. Şimdi acı. Yani mutajen K2, K3'yi açamadık. Oksijen iyi gidiyor. Hızı iyi gidiyor. Ama şöyle baktığımız zaman yani abi yapmadığımız bazı cihazlar var ama abi benim maden bulmam lazım abi, maden. Osmium madeni nerede? İşte sallıyorum, zeoliti nereden kazıp çıkarabilirim? Benim bunları bulmam lazım hocam. Görünen köy kılavuz istemiyor. Bakalım yeşillik oranı artmış mı? Abi bizim buralar yemyeşil oldu da şu karşıdaki çöllük alan sinirimi bozdu bak ha. Oralara gidip bir operasyon çekeceğim en sonunda. Bizim yeni sobalarda şurada. Bak cıvıl cıvıl kelebeklerim renk renk oldu benim. Gayet iyi ilerliyoruz ya. Yani yavaş ilerliyoruz ama sorun yok yani, ilerliyoruz. Olduğumuz yerde saymıyoruz. Evet arkadaşlar, bu bölüm burada bitiyor. Kendinize çok çok iyi bakın. Yeni bir bölümde tekrar görüşeceğiz inşallah. Daha bu gezegenin çok işi var. Birlikte yapmaya devam edeceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Tekrar görüşünceye kadar şimdilik cümleten Allah'a emanet.